Harvard Sanat Müzesi'ndeyiz. Angren, Rafael ve Fornerina isimli tablosuna bakıyoruz. Garip bir resim. Ama Angren eserleri genellikle soğukluk ve mesafenin ve aynı zamanda yoğun bir şehvetin sıradışı bir karışımıdır. Her şey hayranlık uyandırıcı bir hassasiyetle çizilmiş. Yeşil kadife kusursuz. Tek bir fırça izi yok. Öyle ki gerçekten yeşil bir kadifeymiş gibi görünüyor. Kumaşın kıvrımları bile son derece idealize. Yani sanatçıdan birazcık serbestlik bekleyebileceğimiz yerde bile bir resmiyet mevcut. Bu 19. yüzyıl ressamları arasında ortaya çıkan bir tür. Diğer ressamları stüdyolarında modelleriyle resmediyorlar. 19. yüzyıla uygun bir durum. O dönem özellikle akademik çevrelerde resmin niteliği ve stili bile sıklıkla daha erken bir dönemden alıntılanıyordu. Ayrıca romantizmin bu döneminde sanatçılarda ortaya çıkan bir kişisel farkındalıkla karşılaşıyoruz. Angr burada Rafael'i resmediyor, değil mi? Rönesans'ın büyük sanatçısı Rafael stüdyosunda metresinin ileride oldukça meşhur olacak bir portresini yeni bitirmiş vaziyette ya da bitirmek üzere. Portre o sırada tamamlanmamış durumda. Rafael stüdyosunda bir ara veriyor. Fırçası hala elinde. Kollarını kucağında oturan metresine sarmış. Ama ona bakmak yerine başını çevirmiş. Henüz tamamlanmamış olan eserine bakıyor. Ancak kadın bize bakar durumda çizilmiş. Kadını resmettiği henüz yeni yapılan portredeki kadın da bize bakıyor. Neredeyse birer ayna gibi. Kadın iki ayrı resimden bize bakıyor. Hatta aslında üç ayrı resimden. Üçüncü resim nerede bir bakın. Üçüncü resim arkadaki duvara yaslanmış vaziyette duruyor. Rafael'in Madonna della Sedia yani sandalyedeki Madonna isimli ünlü tablosu. Modelin yine Rafael'in metresi olduğu söylenir. Burada arka köşeden de bizi izlemektedir. Yani aynı kadının üç versiyonu var. Burada bir üçlü yansıma söz konusu. Ang Rafael'i metresini betimlediği resme bakarken resmediyor. Metres ise bize bakıyor ve biz de onun bakışına karşılık veriyoruz. Belki de bu resim Ang'ın kendisi ve bir şeyler çizme arzusu hakkında. Bir işin ortasındasınız. Sevgiliniz yanınıza gelip ara vermenizi istiyor. Kucağınıza oturuyor. Ancak fırça hala elinizde ve dönüp eserinize bakıyorsunuz. Resim yapma faaliyeti ve yaratım süreci o kadar esir alıcı ve muhteşem ki hiçbir şey bunu bölemez, bölmemelidir. Bir diğer yorum ise bu resim resim yapmakla ilgili değil. Ancak buna çok yakın bir şeyle ilgili. Belki de bu resim daha çok görmekle ilgili. Çünkü Rafael burada kendi betimlediği bir şeyi görüyor. Biz de görüyoruz. Anger da bir yandan Rafael'in dünyasını bizim için betimliyor. Komik değil mi? Bir ressamın resmine bakarken resmedildiği bir resme bakıyoruz. Üstelik ressamın baktığı resimde resmedilmiş.